Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 62. madde konusunda bizim hep hassas davrandığımız herhalde bilgi dahilindedir ama bugün aslında gündemimiz olması gereken, ciddi şekilde gündemimiz olması gereken ama çok da gündem olmadığını tespit ettiğimiz bir konuda konuşmak istiyorum. Yalnız o konuya geçmeden önce az önceki konuyla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben sadece şu an itibariyle parti olarak yaptığımız açıklamada da söylediğimiz odur. Şu an itibariyle bilgilere doğru biçimde ulaşma kaygısı taşıyoruz. Sadece ve bu kaygıyı taşıdığımız için de dün itibariyle yaptığımız açıklamada bir tek talebimiz oldu. Bu konuda bir an önce bağımsızlığı tartışmasız bir komisyon oluşturulsun. Bu komisyon hızla çalışmasını tamamlasın, rapor ortaya çıksın ve bu rapor üzerinden konuşalım. Yani tevatür üzerinden, rivayet üzerinden konuşmayalım, bilgi üzerinden konuşalım diye böyle bir talebimiz oldu. Ama sürecin ele alınış biçimiyle ilgili olarak bir takım soru işaretleri, yani soru işaretleri derken böyle şüpheler yaratmak için değil, kafama soru işaretleri düşüyor. Bir kere az önce Sayın Bakan'a sorduğum soru da onunla ilgili. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreçte inşaatın yapımıyla ya da teknik konuyla ilgili hiçbir dahli yok. Olması da beklenmez. Artı denetleme yetkisi de yok. Ama bir bakıyoruz açıklamalar nereden geliyor diye. Önce Milli Eğitim Bakanı müsteşarından açıklama geliyor. Yerinde gözlem üzerinden. Ve bu açıklamalarla Sayın Arıklı'nın söylediği gibi adeta bir takım sonuçlara da varılıyor ön bilgiler üzerinden olsa da. Sonra burada Sayın Eğitim Bakanı fotoğraflar gösteriyor bize. Ben de baktım o fotoğraflara. Konuyla da ilgisi yok. Olması da beklenmez. Çünkü Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın görev alanıyla ilgili bir mesele değil bu. Planlama İnşaat Dairesi orada denetleme yetkisine sahip. Planlama İnşaat Dairesi'nin hangi bakanımıza bağlı olduğu belli. Eğer burada bir bilgi verilecekse Sayın Bakan burada bu bilgiyi bize verecek. Ama görüyoruz kamuoyuna yapılan açıklamalar da Eğitim Bakanı müsteşarı üzerinden. Şimdi buradaki konuşma Sayın Eğitim Bakanı tarafından uzun uzun fotoğraflar gösterilerek yapılıyor. Yani yetki kimdedir, kimin hangi konuda yetkisi görevi varsa ondan bilgi alalım. Artı bu bilgiyi alırken de yani Sayın Bakan burada 15 dakika konuştu. 15 dakikanın içerisinde bir takım yargılara da varıyor. Yani sürekli olarak buradaki hata, not aldım yani cümleyi not aldım. Buradaki hata tamamen bir işçilik hatası, bir kalıp hatası gibi bir takım sonuçlara varıyor. Biz muhalefet partisi olarak rivayetlerden hareketle herhangi bir şey, bir iddia gündeme getirmedik. Tek bir talebimiz oldu. Daha önce bizim hükümetimiz döneminde de uyguladığımız yöntemden hareketle Mühendis Mimar Odaları Birliği, girecekse Müteahhitler Birliği, kimler girecekse oluşturulmuş zaten o komisyon. Hızla tamamlasın çalışmasını, paylaşsın, bunun üzerinden konuşalım. Ama bir taraftan spekülasyondan şikayet edip, onun üzerinden siz de üstüne üstlük yetki ve görev alanınız içinde olmayan bir konuda spekülasyon yaparsanız, bu konu doğru dürüst bir biçimde ele alınamaz. O zaman da kimseye kızamazsınız dışarıda o iddiayı getiriyor, bu iddiayı getiriyor diye. Çünkü siz de iddia getiriyorsunuz. Şu anda ortada bilimsel bir araştırma yok. Biz muhalefet olarak bunu kötüye kullanmak ya da bunun üstünden rant elde etmek, siyasi rant elde etmek kaygısıyla hareket etmedik. Herhangi bir iddiada gündeme getirmedik. Bir an önce bu çıksın ortaya dedik. Ama lütfen görevli olan, yetkili olan kimse bağımsız bir komisyonun da kurulduğu bilinciyle o bilinç üzerinden açıklama yapsın. Aksi takdirde elbette spekülasyon olur. Ve siz spekülasyondan şikayet ederken spekülasyonlara spekülasyon katarsınız. Yapılan şey bu. Doğru biçimde ele alınmıyor bu konu. Bunu söylemek zorundayım. Ha, esas benim çok kısa değinmek istediğim ve Sayın Başbakan burada bir tek bu konuda muhatap alabileceğimiz, mümkünse kendisinden yanıt almak istediğim konu şu. Ekonominin önündeki yeni riskler diye aldım sözü. Sürem dolmadan da çok kısa sadece soruları sorarak bitireceğim. İki tane önemli riskle karşılaştık ekonominin önünde. Ve bunun mecliste ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden 62. maddeden söz alma ihtiyacı duydum. Birincisi Atlas Global'ın durumu ve dolayısıyla turizmde yaşamak zorunda kaldığımız şu an itibariyle sorunlu durum. Bu ekonomimiz açısından çok büyük bir risktir.
Çünkü bizim hepimiz biliyoruz ki öncü sektörümüz turizmdir ve turizm gelirlerimiz bu ülkenin ekonomisi açısından son derece önemlidir. Ama Atlas Global'in durumu dolayısıyla bilet fiyatlarının bu seviyeye ulaştığı durumda turizm gelirlerimizde öngöremediğimiz düşüşler oluşabilir. Bu konuyla ilgili hükümet ne yapıyor, nasıl bir değerlendirme yapıyor, ne gibi girişimleri var? Biz de muhalefet olarak herhangi bir şekilde katkımız olabilecek sırada yapmaya hazırız. Ama bu ciddi riskli bir durumdur. Durup da burada hükümet şunu yaptı, bunu yaptı diyecek durumum yok. Bu kontrol dışında ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Ama bir şey yapılması gerekir mi? Bir yol bulunması gerekir. Bu konudaki düşünceler nelerdir? En azından bunları duymak isteriz. Belki bütçe döneminde biz de bunlara katkı yapabiliriz. Ama böyle ne yapalım oldu bitti de turizm gelirlerimiz de düşebilir noktasına gelemeyiz herhalde. Çünkü Turizm Bakanı'nın açıklamaları var. 1 milyonu 2 milyona taşıyacak turist sayısında. Ama bu öngörülmeyen gelişme bu noktada ciddi sıkıntılara gebedir. Bununla ilgili ne durumdayız bunu öğrenmek isteriz. İkincisi de ekonomide biliyorsunuz son dönemde gelir kaynaklarımızın en önemlilerinden biri güneyden kuzeye geçişler aracılığıyla ortaya çıkan gelir artışımızdır. Ama son dönemde biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta bir tüzük üzerinde çalışma yapılıyor ve bu tüzük üzerindeki çalışma şu an itibariyle bizim takip edebildiğimiz kadarıyla hem bu gelirleri azaltma riskini büyük ölçüde taşıyor ama hem de bir yandan da iki toplum arasındaki ilişkiler noktasında da aslında sıkıntı yaratabilir. Çünkü kapıların açılması biliyorsunuz hep güven yaratıcı önlemler kapsamında ele alındı. Bu bir güven yaratıcı önlemse buralarda sıkıntıların artırılması aslında iki toplum arasındaki ilişkilerin de arzu edilen boyuta ilerlemesine aslında engel olacak. O yüzden bu konuda Birleşmiş Milletler nezdinde de girişim yapılabilir. Bu konuda bu tüzük ne öngörüyor ne öngörmüyor bununla ilgili araştırma yapılıp gerekli merciler nezdinde girişimler başlatılabilir. Bu hem ekonomimizin önündeki bir risktir hem de meşru bir temelimiz var. Çünkü bunlar güven yaratıcı önlemler üzerinden ortaya çıkabilecek sınırlamalar, engellemelerdir. Hızlı harekete geçmemiz lazım ki geç kalmayalım. Bu konuda geç kaldığımız takdirde bir hafta 10 gün sonra görüşmeye başlayacağımız bütçedeki gelir öngörülerimizin ciddi şekilde sarsılma riski var. O yüzden herhangi bir eleştiri yapmaksızın sadece şu anda bilgi almak istiyorum. Bu iki konuda hükümetin düşüncesi, atmayı düşündüğü adımlar var mıdır, düşüncesi nedir? Bunlar da alacağımız bilgilerden hareketle daha sonrasında önerilerimiz varsa veya eleştirilerimiz varsa bunları da yaparız. Ama şunun için bu sözü aldığımı söyleyerek bitireyim. 62. madde acil durumlarla ilgilidir. Bu da ekonominin önündeki iki yeni risktir ki gelir öngörülerimizi ciddi şekilde zayıflatabilir. O yüzden son derece acildir. Hiç olmazsa bugün konuşmaya başlayalım. Devamını daha sonra getirelim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.